Mesela Musa Aleyhisselam'ın dininde böyle bir şey yoktu. Musa Aleyhisselam'ın dininde bir insan bir günah işlediği vakit o günahtan arınması, pak olması, temiz olması yani tövbe etmesi diye bir şey yok. Onun tövbesi onun uğrunda ölmekti. Ama rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan bizlere Allah Celle Celaluhu tövbe diye bir nimet lütfetti. Elbiselerimiz nasıl kirleniyor? Affedersiniz iç çamaşırımız nasıl kokuyor? Kendimiz bile çıkarıp tiskiniyoruz ama bunu sıcak suyla değil mi? Sabunla, deterjanla yıkadığında ne oluyor? Tertemiz oluyor değil mi? Ha, aynen de böyle insanoğlu kirleniyor. Ruhu pisleniyor. Ne yapacaksın? Ya eyyühellezine amenü tuğbu diyor Allah. Tevbe edeceksin. Bu emir kafire değil. Ya cami cemaatine, sana bana kirleniyoruz. Hele şu ahir zamanda kirlenmemek elde değil. Evimizden Rabbimize secde etmek için Rabbimizin evine misafir olalım diyoruz. Kapımızdan adımımızı dışarı atıyoruz sokağa. Ya hemen çamur sıçramaya başlıyor değil mi? Ya çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanacağız. Gidiyorsun iş hayatı, çalıştığın ortam. Yani ben benim, ben delikanlıyım, ben zerre kadar harama bakmıyorum, ben gıybet etmiyorum. Kalbimde hiçbir mümine karşı suizan beslemiyorum. Hiçbir müminle trafikte tartışmasam bile kalbimden kötü bir şey geçirmiyorum diyecek birisi var mı yani? Her birimiz öyle veyahut da böyle kirleniyoruz. Ya gözümüzden kirleniyoruz, ya kulağımızdan haram girerek kirleniyoruz, ya dilimizde. Kirlenmeme geldi değil. Çok zor. Hazreti Lokman'a sordular. Biliyorsunuz gece gibi simsiyahtı. Zenci diyoruz ya. Gece görsen adamı fark etmezsin yani. Hazreti Lokman böyleydi. Kalın dudaklı, kıvırcık saçlı, cılız. Yani haşa görünüm itibarıyla hiçbir yakışıklığı yok. Hatta ve hatta kölelikten azat edilmiş bir şahıs. Zenci ne görünümü var, ne aşireti var, ne malı var, ne mülkü var. Dünyada zahiren tabii. Zahiren değer göreceği hiçbir şey yok. Ona dediler ki, ya sen nasıl oldu da bu makama erdin ki Allah Celle Celaluhu Kur'an'da bile senden bahsetti. Dedi ki, iki şeyle erdim. Bir, gözümü kapattım. İki, ağzımı kapattım. Bak ikisine de Allah kapak koymuş. Kapatmamız için. Ama bu ikisine gel, şimdi sen sahip çık. Ne göze sahip çıkabiliyoruz, ne dile sahip çıkabiliyoruz. Ne yapacağız o zaman hocam? O zaman da işte dediğim gibi Allah'ın rahmeti tecelli ediyor elhamdülillah. Nefsimize hakim olamıyoruz. Kendimize sahip olamıyoruz. İstesek de istemesek de bir beşer, bir insan olarak yanlış yapıyoruz ki küllü beni Adem hataun diyor Peygamber Aleyhisselam. Tüm insanoğlu hata edicidir. Ve ilk hata eden Adem Aleyhisselam'dır. Ama tövbe etti mi? Etti. Adem Aleyhisselam'la mel'un şeytanın farkı ne? İkisi de hata etti. Ama Adem Aleyhisselam hatasını anladı. Mel'un şeytan hatası üzerine ısrar etti. Şeytan Allah'ı inkar etmedi ha. Allah'la konuşuyor nasıl inkar etsin? Kur'an'da geçiyor ya. Şeytan, şeytan oluşu haşa sümme haşa. Allah yoktur, ilah yoktur, yeri göğü yaratan kimse yoktur demedi yani. Ya nasıl şeytan oldu? Allah'ın emrine itaat etmedi. Diyor ya Allah'ın bir defa secde emrine itaat etmeyen şeytanın durumu ne oldu? Bir de düşün ki ömrü geçip de Allah'a secde etmeyen insanın durumu ne olur? Onun için aziz kardeşlerim, şimdi ne diyoruz? İstanbul depremi olacak. Hepimiz korkuyoruz yani. Bir yerde kendimizden...